İstanbul Milletvekili Ahmet Şık. Teşekkürler. Herkese merhaba. Birkaç hafta içinde tüm dünya ölümcül bir virüs salgını ve yıkıcı etkileriyle boğuşur hale geldi. Virüs ülkeler ve kıtalar arasında muazzam bir hızla yayılırken Türkiye'de sorumluluk ve görev sahibi olanlar ya sessiz kaldı ya da gerekli önlemlerin alınmış olduğunu halkı inandırmaya çalıştı. Hal böyle olunca da televizyon ekranları da şarlatanlara kaldı. Ve şimdi göz göre göre gelen bir felakette yüz yüzeyiz. Ülkece alınan en yaygın önlem herkesin birbirine tekrarladığı bir öğütten ibaret. Evde kalın, herkes evinde kalsın. Kuşkusuz herkesin, hepimizin buna uyması gerekiyor. Ama herkes evinde kalabiliyor mu? Sorun bu. Koronavirüs belasından kurtulsa bile adına kaza denilen bir iş cinayetinin kurbanı olacağını bildiğimiz inşaat işçileri mesela. Ya da evinde oturanların siparişlerini hazırlayan kargo şirketlerinde çalışanlar, o siparişleri kapımıza getiren kuryeler. Fabrikalarda, tekstil atölyelerinde gayri insani koşullarda çalışmaya devam ettirilenler. Evde kalın öğüdüne uyarak daha da çoğalttığımız çöplerimizi toplayanlar. En küçük aksırığımızda yoksa ben de mi şüphesiyle hastaneye gittiğimizde karşımıza çıkan doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar, o hastaneyi temizlemeye çalışanlar. Ez cümle gündelik emeğiyle karnını doyurabilmeyi yaşamak diye belletilen milyonlar bahsi geçenlerin kendisi. Bu sınıfsal grubun içinde olduğu halde evde oturma çağrılarına uyanlar da var elbet. Kimisi zorunlu tutulduğundan, kimisi de mecburiyetten kapanan iş yerlerinde çalışırken zorunlu ücretsiz izne çıkarılanlar, hatta işsiz bırakılanlar. Yani neşemiz hiç yerinde değil. Bir virüs belasıyla ülkelerin, devletlerin, iktidarların ne tür yapısal sorunlar ve zihni zafiyetler içinde olduğu da tüm çıplaklığıyla görünür oldu. Her ülke kendi meşrebince ve olanakları ölçüsünde mücadele etmeye çalışıyor. Teşvik paketleri açıklıyor. Ciddi bir finansal destek gereken bu önlemleri alan ülkelerin açıkladıkları mücadele programlarının ülke gayri safi yurt içi hasılası oranlarına baktığımızda en yüksekte ABD var %19 ile en düşük olanı Hollanda'da da %11. Bu listeye sonradan katılan ülkelerden olan Türkiye'de ise sadece %2. Parasal karşılığı 100 milyar lira olan teşvik paketinde akılda kalan tek şey dağıtılacak kolonyalar oldu. Hak yemiş olmayalım, paketin %2'sine denk gelen 2 milyar lira da ihtiyaç sahiplerine nakdi yardım olarak ayrılmış durumda. Sözünüzü koronayla mücadele stratejisi diye virüsün enfekte olma hızını ve ölümleri engellemeye hiçbir etkisi olmayan tuhaf maddelerle doldurularak kalabalıklaştırılmış bir paket açıkladınız. Yağma ve talan ekonomisiyle ortaya çıkan finansal krizin doğurduğu zayıflık görünür olmasın diye de sadece bir mücadeleye yönelemiyorsunuz. Yani neşemiz yerinde değil. Tüm ülkeyi içine alan ağır bir salgınla mücadelede dünyanın geri kalanıyla Türkiye arasındaki en temel fark da bu. Meselenin önem ve büyüklüğünü anlamaya, anlatmaya ve çözüm üretmeye yönelik tedbirlerin değil, fırsatların kollanması ya da bilhassa yaratılması. Mesela salgının 5. gününde koruma alanlarının imara açılması, 11. gününde kayyum gaspı ve seçilmişlerin tutuklanması, bir de yaşlı yurttaşların nefret odağı haline getirilmesine neden olan sahte önlemleriniz var. İşte fırsatçılık dediğimizde bu. Bunca yıllık iktidarınız döneminde karşımıza çıkan tüm krizlerde olduğu gibi buradaki refleksiniz de aynı. Fıtrat diye başlıyor, mevzuyu sabır ve duaya bağlıyorsunuz. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz diye başlayan cümlelerin ardından hepimizin içinde olduğu yalanıyla süslü bilindik gemi metaforuyla devam ediyorsunuz. Neşemiz tabii ki yerinde değil. Vergisi, sigortası, kredi borçlarını ertelemeler, yapılandırmalarla aynı gemide olduğunuz sermaye sahipleriyle yüzün gülüyor diye şakalaşılarak açıklanan sözde mücadele paketinizden yararlananların neşesi elbette yerinde. Gücünü kutuplaştırmadan alan iktidarınızın emekçiler, yoksullar ve yoksunlar başta olmak üzere toplumun bütününü kapsayan önlemler alması fıtratınıza aykırı, biliyoruz. Ne ile yüz yüze olduğumuzun farkındayız. Sermayeye neşe, yoksullara daha da yoksulluk ve işsizlik, geniş yığınlara yalan, yaşlılara kolonya, canını riske eden sağlık çalışanlarına alkış ve bunların büyük bir lütuf olarak görülmesini isteyen de bir iktidar anlayışı. Her seferinde aynı gemideyiz yalanıyla herkesten iktidarınızı daim kılacak fedakarlığı göstermeye zorlama, aksini savunanlara terörist, vatan haini, darbeci, casus yaftalamasıyla zindan. Hayır, neşemiz hiç yerinde değil. Devleti yöneten iktidarın rantına ortak olan sizlerle sizin dışınızda kalıp fedakarlığa zorladığınız bizler aynı gemide değiliz. Salgın başladıktan günler sonra ortaya çıkıp kalkan oldukları sermaye sahiplerini neşelendirenlerle evine bir ekmek getirmek için çalışmak zorunda olan
ölüm riskini göze alıp dışarıya çıksa da para kazanması garantide olmayanlar aynı gemide değiller. İş yerlerini kapatmak zorunda kalanlar, kimisi zorunluluktan, çoğu fırsatçılıktan ücretsiz izne çıkarılan ya da işsiz bırakılanlarla elektrik, su... Buyurun toparlayın. Elektrik, su, ısınma giderlerine ilişkin faturaların ertelenmesi önerisine bile gündemimizde yok üstenciliği ve aşağılamasıyla yaklaşanlarla aynı gemide değiliz. Bir yanda bu salgını neden olduğu ekonomik sorunların ve siyasi tıkanmışlığın önünü açacak bir fırsat, gücün yeniden tahkimatı için Allah'ın ikinci bir lütfu olarak görenler, öte yanda belirsizlik ve endişe içinde gerçek tehlikelerle yüz yüze olup dertleri gündem edilmeyen, neşelenmeleri kimsenin umurunda olmayan kalabalıklar. Hayır, ne neşemiz yerinde ne de aynı gemideyiz. Basit bir fizik kuralıdır. Zincirin gücü en zayıf halkası kadardır. Ülkeler ise en zayıf halkası kadar, iktidarlar ise o zayıf halka ile kurdukları bağ kadar güçlüdür. Bu yüzden yapmanız gerekenler şunlardır. Yurt genelinde genel karantina getirilmeli, herkese test ve tedavi olanağı sunulmalı, sağlık emekçilerinin güvenli ve güvenceli çalışma ortamı yaratılmalı, işten çıkarmalar yasaklanmalı, ücretsiz izne zorlananlara ve işsiz bırakılanlara maaşlarının asgari ücrete kadar olan kısmı ödenmeli, kapanmak zorunda kalan küçük işletmelere önlemler süresince vergi muafiyeti sağlanmalı, elektrik, su, ısınma giderlerini oluşturan fatura